Acıyı dindiren Kızılay 150. yılını kutluyor. 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası ve Kızılay'ın 150. yılı dolayısıyla yapılan toplantı Antalya Belek'te bir otelde gerçekleşti. Kızılay Şube Başkanları ve temsilcilerini bir araya getiren toplantıda Kızılay'ın tarihçesi de anlatıldı. Kızılay, Hilal-i Ahmer geride kalanlara yardım etmek için aşeyleri kurar. Bugün pek çoğunun halen yaşamakta olduğu Eyüp'teki, Fatih'teki aşevlerimiz bu dönemlerde kurulur. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın gönüllüler sayesinde güvenilir bir kurum olduğuna dikkat çekti ve yardımseverlere teşekkür etti. Kızılay'ın gönüllerde yer etmesi, o hilalin göründüğünde insanların yüzünün gülmesi, ihtiyaç haline düşmüş, muhtaç hale düşmüş insanların sığındığı bir merce olması, afet olduğunda insanlara güven veren bir kurum olması, kan ihtiyacı olduğunda o kanını karşılayan bir kurum olması sizler sayesinde oldu. Kınık, insan acısının olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz dedi. Kuraklık, yoksulluk, afet, savaş bazı coğrafyaları bu dünyada cehenneme çeviriyor. Bu hikayelerin her birisi yaşandığında elimizden geldiğince milletimizin nimetini taşımaya çalışıyoruz. İnsan acısının olduğu her yerde onu dindirmeye çalışıyoruz. Korunmaya muhtaç kim varsa elimizden geldiği kadar bu hilalin kanatları altına almaya çalışıyoruz. Toplantı sonunda Kızılay'ın kurucularından Osmanlı döneminde hekimlik yapmış Marco Paşa'nın torunu Despina Anat'sa Kızılay şehitlerinin ailelerine ve gazilerine onur ödülü verildi.